Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bugün 3 Haziran 2021. Bugün enflasyon, enflasyon rakamları acaba önümüzdeki dönemlerde bir faiz indirimi gelebilir mi? Bunları birazcık sizlerle sohbet ederek görüşlerimi paylaşmak istiyorum ama bu sözlere başlamadan evvel bugün gene bu anlamın haricinde yani her şey ekonomi, her şey para değil. Bunun haricinde önemli bir gün. Çünkü büyük ozan, büyük şair Nazım Hikmet'in Ölüm yıl dönümü onu da rahmetle anarak konuma geçeyim. Şimdi bugün tabii TÜİK verileri açıklandı. Ee, biz de bekliyorduk aylık bazda enflasyon nasıl gelecek diye. Çünkü bu ay aslında yarım bir ay. Ee, hatta yarımdan daha kısa bir aydı. Ne demek istiyorum? 17 günlük kapamanın olduğu bir aydı. Veri toplamanın oldukça güç olduğu, hatta bazı alanlarda verilerin toplanamadığı bir ay olduğu için enflasyon rakamlarında nasıl gelebileceği konusunda kafalarda birçok e, şüphe, spekülasyon vardı. Ve e, Piyasanın belli bir beklenti rakamı vardı. Bunu hep söylüyorum size nasıl oluşturduklarını çok fazla anlamıyorum. Çok fazla burada değişiklikler oluyor. Ama genel olarak söylersek piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşen bir enflasyon oldu. Dün de Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla bir konferans gerçekleştirdi. Zoom konferansı. Burada da e, hem yatırımcılara hem de daha sonra çeşitli şekilde basına da yansıdığı kadarıyla bu ayki enflasyonun beklentilerden düşük geleceğini söylediğini de not edelim. Yani demek ki bir gün önceden enflasyon rakamları ne olacağını biliyormuş. Olabilir, bilebilir. Ama neticede biz bugün öğrendik. Bugün tabii TÜİK'in sitesinde garip bir şey de karşılaştık. Önce veriyi açıkladılar, sonra aylık veri site içerisinde 0.89 yerine 1.44 olarak gözüktü. Yıllıkla tutmadı falan böyle gitgeller gerçekleşti. Geçen günde büyüme verisi açıklanırken insanlar TÜİK'e girmeye çalıştıklarında giremediklerini de görmüştük. Dolayısıyla herhalde bu sistemi yenilediler ama sanıyorum ki çok da verimli çalışmıyor gibi gözüküyor. Belki üzerinde bir parça daha çalışmalarına gerek vardır. Şimdi biz tabii ki rakamlar üzerinden konuşmayı seviyoruz. Ben gene size grafikler ve verileri beraberce taşıyarak getirmeye çalıştım. Bunlar üzerinden giderek söyleyeceğim. Şimdi burada tüfe değişim oranlarını görüyorsunuz ekrana yansıdığı şekliyle. Mayıs 2021'de 21'de 0.89 gelen bir enflasyon rakamıyla karşı karşıyayız. Ee, geçen yıl mayıs'ta bu 1.36 olarak gerçekleşmiş. Yıllıklandırılmışa baktığımızda yıllıklandırılmış rakamda 16.59 rakamına ulaştığımızı görüyoruz. Bu rakam önemli. Yıl sonu rakamına gelecek birçok farklı söylemler var. Ben %20'lere yaklaşan bir enflasyon olabileceğinin çok olası olduğunu düşünüyorum ve bunun da sebeplerini de daha önceki yapmış olduğum videolarda anlatmıştım. Keza gene bugün bahsedeceğim dünyada tarım fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Aylık bazda çok ciddi önemli artışlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Tüm bu kısıtlar varken ve Türkiye'de de özellikle bir e, kuraklık gerçeği varken enflasyonun e, özellikle gıda üzerinden çok ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyorum. Bunları konuşacağız. E, Tüfe harcama gruplarına baktığımızda yıllıklandırılmış rakamlar üzerinden gittiğimizde Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütünün 2.90 olarak kaldığını görüyoruz ki bu oldukça düşük bir oran olarak gözüküyor. Buralarda hep dediğim gibi soru işaretleri kafalarda çok var. Giyim ve ayakkabı 5.75 hep manşetin altında kalan rakamlar olarak gözüküyor. Manşetin üstünde yıllıklandırılmış olarak gelenlerde de işte ulaştırma, ev eşyası, sağlık gibi temel başka grupları görebiliyorsunuz. Şimdi bunu niye getirdim? Bu bizim çok kullandığımız bir veri tablosu. Ana harcama grupları ve ana harcama gruplarında üç şeyi görebiliyorsunuz. Hem aylık bazda görebiliyorsunuz burada. Hem bir önceki yılın aynı ayına göre hem 12 aylık ortalamalara göre görebiliyorsunuz ve böylece bu rakamları daha iyi birbiriyle analiz etme imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi tüfeği 100 kabul ettiğimizde yani bir harcama sepetini 100 olarak ele aldığımızda bunun 25.94'ünü yani 100 liralık harcamanın 26 lirasını biz gıda ve alkolsüz içeceklere yapıyoruz. Öyle TÜİK sepetinde. Ee, bir başka alkol içecekler ve tütün de gene çok kullanılan ürün grubu o da 4.88. Yaklaşık olarak %30'dan fazla harcamamızı yani 100 liralık harcamanın yaklaşık 31 liralık kısmını hem gıda ve alkolsüz içeceklere hem de alkol içecekler ve tütüne gerçekleştiriyoruz. Şimdi tabii ki tüfe 0.89 geldi, rakamlar onu gösteriyor. Ancak gıda ve alkol içecekler 0.29 olarak gözüküyor ki çok altında e, bu aylık açıklanan enflasyon rakamının. Alkol içeceklerde de baktığımızda negatif gelmiş. Tabii bu veri toplamanın e, eksikliğinden kaynaklanan bir durum. E, çünkü 17 gün boyunca çok tartışma olmuştu. Sizler de hatırlarsınız. İşte bu tekerlerin kapatılması ya da büyük marketlerdeki içecek bölümünün kapatılmış olması, alkollü içecekler özellikle yani buradaki temel nokta içecek değil de alkollü içecekler. Bunlara ilişkin böyle bir karar var mı yok bu tartışmaları, kimi açanlar gidip valilerin müdahaleleri falan bunları çok görmüştük. Dolayısıyla bu veri toplamayı engel olmuş gibi gözüküyor. Çünkü negatif çıkan bir alkollü içecek ve tütün enflasyonuyla karşı karşıyayız. Keza gene bir diğer Negatif çıkan eksi 1.32 ile eğlence ve kültür zaten bunlar çok uzun zamandan beri kapalı gene biliyorsunuz bu açılma kararlarıyla beraber önce açılıp sonra 24 saat sonra tekrardan kapatılmıştı böyle bir garip organizasyon bozukluğu da var bu arada dolayısıyla bu aylık bazda baktığımızda en çok artanın ulaştırma olduğunu görüyoruz 2.56 ile onun haricinde neler var şöyle bir baktığımda Lokanta ve otellerde 0.95 ile artmış olarak gözüküyor. Şimdi bu tabii ki bir taraftan önemli ya ama işin korkunç tarafı burada sevgili arkadaşlar. Yurt içi üretici fiyatları yani üreticinin maliyeti yıllık enflasyonu %38.33 artmış olarak gözüküyor. Gene tekrar söylüyorum resmi rakamlara göre aylık bazdaki artış korkunç 3.92% Şimdi bir sonraki tabloyu göstereceğim. Bir sonraki tablo daha da vahim olan bir tablo. Şimdi burada üfe ve tefe, e, tüfe farkı var. Yani burada görmüş olduğunuz yeşil e, çizgiyle gördüğünüz aslında tüfe, e, bir taraftan mavi çizgiyle görmüş olduğunuz yurt içi üfe ve aralarındaki fark da kırmızı barlarla gösterilmiş. Şimdi bu niye önemli? Çünkü şunun için bakıyoruz. Bu e, acaba aradaki fark ne? Yani Üreticinin ürettiği fiyat e, ya da üreticinin bir şekliyle üzerinde taşımış olduğu maliyet tüketici fiyatlarına ne kadar yansımış bunu görüyoruz. Şu ana kadar bu ayda yansımamış mesela. Oysa yansımasını beklerdik. Şimdi bu aradaki fark 2018 seviyesinin üstüne çıkmış. 2018 kritik bir zaman. O zaman da gene böyle bir müdahale gelip faizler yukarıya doğru gitmişti. Bir yıldaki tüfe üfedeki artış yani üretici fiyatlarında bir yıldaki artış tüketici fiyatlarının 2.3 katı olarak gerçekleşmiş. Aylık olarak baktığımızda yani bu bu sonuçta bu verileri yıllıklandırarak da baktığımızda bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu korkunç büyük bir fark. Yani bu fark mutlaka e, üretici fiyatlarının bu kadar üstünü taşıyamayacakları için üreticiler ya da işte bu işlerle ilgilenenler bunları tüketici fiyatlarına yansıtacaklar. Peki ne zaman yansıtacaklar? İşte yansıtacakları zaman faizler inip de eee bir şekliyle talep arttığında ve talep artmasıyla beraber bu canlanan ekonomi yani bu tabi canlanma nasıl canlanacak? Yapay yolla işte faizleri indirerek bu e, ekonomi bir şekliyle canlandırıldığında bu e, mutlaka ve mutlaka üretici fiyatları tüketici fiyatlarına yansıyacak ve dolayısıyla biz aslında daha yüksek enflasyonlar görebileceğiz aylar itibariyle. İşin korkutucu olan yanı bu. Yani bu bilinen bir gerçek. Bunu da tarihe not düşmek için koyuyorum çünkü ileride eğer faizler gerçekten söylendiği gibi ya da umut edildiği gibi Temmuz ve Ağustos aylarında indirilirse o zaman önümüzdeki dönemlerde tekrardan bir enflasyonla fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu da aynı sarmala Türkiye'yi sokuyor. İşte faizleri indir, faizler indikten sonra tüketim artsın. Tüketimin artmasıyla beraber üfede biriken bu e, yüksek oranda baskı tüketici fiyatlarına geçsin. Tüketici fiyatlarına geçmeyle beraber enflasyon artsın. Enflasyon artınca kurlar tekrardan ona bağlı olarak artsın. Sonra tekrardan faizleri bu sefer beklediğimiz seviyelerin çok daha üzerine taşı. Yani bunu zaten yıllardır yaşıyoruz. Bir defa yaptık, iki defa yaptık, üç defa yaptık. Şimdi dördüncü sefer aynı yola girmiş gibi gözüküyoruz. Şimdi konu şu, Bu acaba faiz indirimi olabilir mi? Yani... Ben bugünkü videomun başlığını şöyle attım. E, faiz indirimi yükleniyor diye. Neden? Çünkü faiz indirimi için temel koşul enflasyonun belirli bir seviyenin yani en üst olarak gördüğümüz seviyenin altına inmesi ve bu iniş eğiliminin devam ediyor olması. Şimdi muhtemelen e, önümüzdeki aylarda da eğer enflasyon böyle gelirse o zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha belki televizyon konuşmasında bahsetmiş olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında bir faiz indirimi olabileceği yönündeki Merkez Bankası Başkanı ile yaptığı konuşma gerçekleşebilir. Bu senaryo olursa o zaman demin söylemiş olduğum gibi tüketici fiyatlarının bir şekliyle üretici fiyatlarının bir şekliyle tüketici fiyatlarına geçtiğini göreceğiz. Ancak dünyada buna imkan tanımayacak olan bir olgu da var. İki farklı yönden enflasyon geliyor. Bir gelişmiş ülkeler aşılama sürecini çok çabuk şu anda bitirdiler. Bir hareketlenme başladı. İngiltere'de, Amerika'da, işte kısmen Avrupa'nın bazı ülkelerinde yüksek enflasyonlar var. Mesela Almanlar'da bu ay gelen enflasyon rakamı son dönemlerin en yüksek enflasyon rakamı olarak geldi. Bu kalıcı olacak mı olmayacak mı bu tartışılıyor ama bir enflasyon baskısı var. Bunu bir elde tutalım daha evvel de bahsetmiştim. İkinci konu emtia fiyatları özellikle petrolde bugün 70 dolarlar seviyesindeyiz ve bunun çok daha üzerinde olma ihtimali var. Dolayısıyla bu da baskı yaratacak olan bir unsur. Bu bize de baskı yaratacak bir unsur. Çünkü cari açığımızın önemli kısmını enerjiye veriyoruz. Üçüncü olay, gıda fiyatları dünya genelinde yükseliyor. Yani şurada kırmızı çizgilerle, kesikli çizgiyle göstermeye çalıştığım bu FAO'nun rakamları. FAO neresi? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Yani dünyada işte birçok farklı gruptan bu verileri toplayarak e, neler elde ediyor? Tahıl ürünlerinin fiyatlarını burada bir şekliyle veriyor. Bitkisel yağ fiyatları, süt ürünleri, et fiyatları, şeker fiyatları ve bunların hepsinin oluşturduğu bir bileşik endeks veriyor. Şimdi geçen yılın mayıs ayından bu yana sürekli olarak tarım ürünleri fiyatları dünya genelinde artıyor. Hem de öyle böyle bir artış değil. Bakın. şunu söyleyeceğim. Tahıldaki Nisan ayına göre aylık artış dünya genelinde %6 olmuş. Yıllıklandırdığınız zaman mayıs 2020'den bu yana %36.6 Bitkisel yağda aylık artış. Bakın aylık artış %7.8 gerçekleşmiş. Süt ürünlerinde %1.5 olarak gerçekleşmiş. Et fiyatlarında %2.2 olarak gerçekleşmiş. Şekerde 6.8. Ortalama aylık artış %4.8 olarak gerçekleşmiş. Yani bileşik endekste yıllıkta %39.7. Yani tarımsal ürünlerin fiyatları Dünya genelinde bir artış trendinde ve öyle böyle değil yüzde %41 artış gerçekleşmiş. Aylık artışlar bakımından bileşik endeksin rakamına baktığımızda 2010 yılından bu yana en yüksek aylık artışla karşı karşıyayız. Yani öyle bir ciddi durum söz konusu. Şimdi bu önemli bir gösterge. Buraya da grafiğini getirdim. 2020'deki, 2018, 2019'daki grafik ve yukarıda kırmızıyla gözüken de 2020 yılındaki grafik. Yani buradaki yükselişi ve artışı görebilmeniz açısından. Şimdi sevgili arkadaşlar yani buradaki temel konumuz şu. Acaba faizler indirilebilir mi? Yani isterseniz indirilir. Tabii daha önce indirdik. Bu indirme ne oldu? Yapay yolla indirilen bir faiz indirim sürecine Türkiye'yi soktu. Peki bu faiz indirim sürecinde faiz indikten sonra Kredi talebinde bulunanlar ne yaptılar? Çok akıllıca hareket ettiler. Ben kendim de söylemiştim bulamadım, yapamadım, bulamadığım için yapamadım. Kredileri aldılar. Bu kredi alanların bir kısmı bunu dolara, euroya, yabancı paraya götürdüler. Çünkü bunun yapay yolla inen bir faiz indirimi olduğunu ve daha sonra bunun artacağını çok iyi biliyorlardı. İkincisi de gene bu paralar alanlar enflasyon olgusunun çok yakında gerçekleşeceğini öngörerek talepte bulundular. Mesela otomobil talebinde bulundular. O dönemde otomobiller yok sattı. Ben de söyledim bir yerli markayı almak için çok çaba gösterdim ama bulamadım. Yani yoktu piyasada yoktu. Hatta üretim yetişemiyordu. Dolayısıyla neden buna böyle yaptılar? Çünkü ya da gittiler makina park aldılar. Çünkü biliyorlardı ki faizler yapay yola indirilmişti. Bu faizlerin gerçek oranlarını yansıtmıyordu. Bu daha sonra bir enflasyona sebep olacaktı. Böyle yapay yolla indirmek ve nitekim onların öngörüleri gerçekleşti ve hem faizler yükseltilmek zorunda kaldı, kalındı hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık. Şimdi gene geldiğimiz noktada aynı şey olacak. Bir grafiğimi tekrardan açmak istiyorum size. Çok da uzatmadan konuyu. Şu en son e, olarak bu grafiği daha önce de kullanmıştım. Hani üfe, e, tüfe, farkı demiştim. 2018 seviyesinin üstünde. Bir yılda üfedeki artış tüfenin 2.3 katı yani bunlar önemli göstergeler. Dolayısıyla hem bir taraftan dünyada enflasyon olgusu varken, hem bir taraftan bu enflasyon kalıcı mı olacak yoksa e, acaba geçici mi olacak tartışmaları varken, hem Türkiye ekonomisi birçok yönden kırılganken yani işte merkez bankası rezervleri konusu var, diğer taraftan e, yapılması gereken ama yapılmamış reform paketi unsurları var. Bütün bunların hepsi burada dururken ve diğer taraftan da gıda fiyatları ve emtia fiyatları baskısı çok uzun zamandan beri dünya genelinde gümbür gümbür geliyorken bu bir tercih meselesi. Yani indirebilirsiniz kimse tabii ki e, niye iniyor diyemeyebilir ama bunun sonucunda bu rakamlar yani tüfe üfe rakamları bir şekliyle özellikle tüfenin yukarıya çıkma ihtimali bunu gören dolar tl'nin yukarı, yukarı gitme ihtimali yükselme ihtimali çok yüksek. Onun için ee, geçen gün de bahsetmiştim ee, Integral FX kanalında da biliyorsunuz orada da yorum yapıyorum orada da bahsetmiştim aynı şeyden bu e, ciddi bir şekilde Türk varlıklara yönelmenin önündeki engel gibi gözüküyor e, çünkü eğer yapay yolla inerse gene faizler o zaman Türk varlıkların veya Türk lirası cinsinden varlıkların öyle diyelim Türk lirası cinsinden varlıkların pek bir şansı olur gibi gözükmüyor. Kısaca size enflasyon ve enflasyon üzerinden faiz indirimi olur mu olmaz mı onu tartışmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Bana bugün katıldınız. Benimle beraber bir şekliyle bugüne kadar kaldınız ve bu saate kadar kaldınız. Tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.